Herkese merhabalar. Günün hisse analiziyle karşınızdayız. Gedik Yatırım Twitter sayfasında sizler için bir anket yapıyoruz ve bu ankette sizlerin belirlediği hisseleri de günün hisse analizi şeklinde kanalımıza yüklüyoruz. Bugün Petkim dediniz ve biz de Onurcan Bal ile Petkim'i değerlendirmek istedik. Hoş geldin Onurcan. Hoş bulduk. Selamlar. İstersen seni dinleyelim. Tabii hemen başlayalım. Şimdi Petkim hissesinde son dönemde yukarı yönlü bir hareket var. Yani burada biraz daha hani endekse kıyasla da son günlerde daha pozitif ayrışma eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz hissenin. Hani Petkim'le alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Finansal sonuç döneminde yani 3. çeyrek finansal sonuç döneminde Petkim hissesi biraz daha geride kaldı. Diğer hisseler çünkü daha olumlu bir beklenti vardı finansal açıdan. Bu yüzden hani benzer sektör açısından baktığımızda Tüpraş bu dönemde güçlü yükselişlere konu olmuştu ama o üçüncü çeyrek için hani etilen nafta marjındaki biraz daha Petkim açısından baskılayıcı görünüm daha zayıf finansal beklentilerini beraberinde getirmişti. Bu da Petkim'de hani biraz daha zayıf bir görünüme neden olmuştu. Burada finansal sonuç dönemi boyunca Petkim'in hani hem endekse kıyasla hem de hani kendi sektörüne kıyasla daha geride kalması biraz daha iskontosunu arttıran bir durum oldu. O nedenle hani burada son bir haftalık süreç içerisinde Petkim hissesinde yukarı yönlü hareketlerin biraz daha ağır bastığı bir fiyatlama görüyoruz. Yani en basitinden grafikte gösterecek olursa hani hisse 9 Eylül'de gördüğü 15.96 seviyesini baktığımız zaman 22 Kasım'da aşabildi. Yani burada Ekim ayının sonrasında endekste başlayan ve genel olarak ana hisselerde birçok hissede gözlenen bu yükseliş trendine hisse katılım sağlayamamıştı. Ama bu tarafta biriken bu iskonto ve ucuzluk hisseye son dönemde güçlü alımları beraberinde getirdi. Hani bugün baktığımızda da hissenin tarihi zirvesini 18.79 seviyesine taşıdığını görüyoruz. Şu an için 18.13'lerden işlem görüyor. Hani teknik açıdan baktığımız zaman işlem hacimlerinde bugün hani bir hacimlerine baktığımızda önceki dönemlere kıyasla özellikle sıkışık seyirinin olduğu döneme kıyasla son dönemde işlem hacimlerinde daha anlamlı bir artış görüyoruz. Hani hacimlerin yükselişleri burada desteklediğini söylemek mümkün. Yine bununla birlikte teknik indikatörler de genel olarak olumlu seyrediyor. Tabii burada bir miktar negatif uyuşmazlıkların olduğu indikatörler var ama hani şu an için hala daha zirve eğilimin devam ettiği hissede mevcutta teknik görünüm güçlü kalmaya devam ediyor. Hani Petkim'le ilgili olarak ilk söyleyebileceğim Cuma günkü zirve seviyesi olan 17.64 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe hissede yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Özellikle burada hani bu son dönemdeki güçlü yükseliş trendi bu hissedeki hani hala daha alımların ivmesinin korunduğunun bir göstergesi. 18.64 altına sarkılmadığı sürece de mevcut pozisyonların korunabileceğini veya hani kısa vadeli belli bir stopla pozisyon denemelerinin yapılabileceğini ben düşünüyorum hissede. Çünkü baktığımız zaman hala daha sektöre kıyasla da belli oranda bir iskontonun yer aldığını söylemek mümkün. Keza hani burada tabii etilen nafta marjındaki gelişmeleri izlemek faydalı olacaktır. Hani burada son çeyreğe ilerleyen aylarda hani son çeyreğe dair biraz daha beklentiler, araştırma raporlarını da takip etmek önemli olacak bu tarafta. Ama şu an için teknik olarak güçlü görünümüz devam ettiği bir hisse var karşımızda. 17.64 altına sarkma olur. Hani bu seviye altında bir kapanış görecek olursak hani hissede ilk olarak bir 17.15 17.05 bandına kadar bir geri çekilme görebiliriz. Bu seviyenin altında da hani burada Fibonacci seviyelerinde hani baktığımız zaman %23.6'lık kısmına denk gelen 16.26 seviyesi bizim karşımıza çıkacaktır. Hani bu seviye o hususta biraz daha önemli olacak. Bu 16.26 seviyesine doğru hani bir geri çekilme yaşanacak olursa özellikle hani 17.64 kırıldığı durumda yatırımcıların biraz daha beklemeye geçmesinin faydalı olacağını düşünüyorum ben teknik olarak. Hani burada 17.15, 17.05'te bir dip yapamaz. 16.26'ya kadar gelirse bu seviyeler yeniden alımların denenebileceği seviyeler olarak karşımıza çıkacaktır. Ama hani şu Fibo seviyesi altına 16.26 altına bir stop belirlemek de faydalı olacaktır. Kanaatindeyim. Hani yukarı yönlü hareketler açısından baktığımız zaman ise de özellikle burada hani gün içinde ilk izleyeceğimiz nokta 18.43 seviyesi. Onun üzerinde de malum zirvenin bulunduğu 18.79 seviyesi var. Devamında bu seviye aşılacak olursa hani bu momentumla birlikte bir 20 liraya kadar bir hareketin önü açılacaktır 18.79 üzerinde. Hani bu hafta için konuşuyorum. 20 lira eğer üzerinde tutulmalar görecek olursak bu hareketin devamı beklenebilir. Açıkçası hani biraz daha psikolojik de bir seviye 20 lira seviyesi. Bu seviyeyi takip etmekte fayda var yukarı yönlü hareketlerde. Hani 20 lira bir miktar zorlanacak olursa buradan dönüşler de yaşanabilir. Hani 20 lira seviyelerine geldiğinde teknik indikatörlerdeki negatif uyuşmazlıklarda artış kaydedecek olursa
O durumda biraz daha belki kısa vadeli pozisyonlarda kar realizasyonu düşünülebilir. Negatif uyuşmazlık dediğimiz kavram da, onu da hızlıca izah edeyim. Hani hisse tarihi zirvelerini yenilerken indikatörlerin daha önceki zirve seviyelerinin altında olmasına biz bir miktar negatif uyuşmazlık diyoruz. Yani hisse daha önce gördüğü seviyelerin üzerinde, yani zirvelerini yenildiğinde, indikatörlerinin de özellikle hani bu yükselişleri gösteren, yükselişleri destekleyen indikatörlerin de daha önceki zirve seviyesinde gördüğü seviyelerin üzerinde olması arzu edilir. Hani Petkim'de baktığımız zaman hani burada indikatörler anlamında evet bir son dönemde bir toparlama var, yükseliş var ama bir miktar negatif uyuşmazlıklarda dikkat çekiyor. O yüzden 17-64 seviyesine dikkat etmek lazım. Bu seviye altında bir 16-26'ya kadar geri çekilmeler, burada dip oluşum beklenerek tekrar alım yapılması daha sağlıklı bir strateji olabilir diye düşünüyorum ben Petkim cephesinde. Günün hisse analizi Petkim'di ve Onurcan da bizler için değerlendirdi. Teşekkür ederiz Onurcan. Rica ederim.